Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle güzel bir proje çalışacağız. Fırfırlı bebek patiği yapacağız. Gerekli olan malzemeleri ben sizlere paylaşayım. Orta kalınlıkta 100 gramı 250 metre olan bebe yünü, anti peeling olanlardan bir adet. Bir adet 2,5 numara. Yine dikmek için yün iğnesi. Şu ön kısımları ayırmak için 2 adet ayraç. İsterseniz bu isteğe bağlı bağcık uçlarına şu şekilde boncuk kullanabilirsiniz. Bunlardan 4 adet. 4 numara şiş kullandım arkadaşlar. Boğaz kısmını ben dikişsiz çalıştığım için burada 4 adet 4 numara çorap şişi kullandım. Birebir lastiğe geçtiğimde yuvarlak olarak ördüm, fırfırda dahil olmak üzere. Siz burayı dikişli çalışabilirsiniz ama dikişsiz hali çok daha şık ve güzel duruyor arkadaşlar. Yapılış aşamasına geçelim isterseniz. 34 ilmek alarak batiğimize başlıyoruz. İlk kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz şu şekilde. Bir sıra düz örüyoruz. İkinci sıramızda artırma ve eksiltmeler yapacağız. Bunu 5 defa tekrarlayacağız arkadaşlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpi öne alıp bir artırma yapıyorum. 14 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tekrar ipimi öne alıp bir artırma daha yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Bir ilmek daha artırıyorum. 14 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14. İpimi öne alıp bir ilmek artırıyorum. Bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ikinci sıramı tamamlıyorum. Üçüncü sıramızda arkadaşlar arka tarafında bütün dönüş sıraları bu şekilde örülecek. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi şu şekilde düz örüyorum. Gizli artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmeklerimi düz örüyorum. Buradaki artırmayı da aynı şekilde düz örüyorum.
14 ilmek tekrar düz örerek diğer artırmaya kadar devam ediyorum. Dört ilmek ördük. Buradaki artırmayı da bu şekilde ördükten sonra kenar ilmeğimizi örüp dönüş sıramızı bitiriyoruz. Bütün dönüş sıraları bu şekilde örülecek. Şimdi ikinci artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek ördük. Bir ilmek de önceden artırmıştık. İki ilmek ördük. Tekrar artırdık. 14 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ortadaki artırmalara geldik. Şunlar önceki artırdıklarımız. Şimdi bir ilmek daha artırıyoruz. 4 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 1 ilmek artırıyoruz. 14 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp bu sıramızı da tamamlıyorum. Dönüş sıramız yine aynı arkadaşlar. 1 2 ilmek ördük. Yine şu şekilde artırdığımız ilmeği örüp bütün artırdığımız ilmekleri bu şekilde örüyoruz ve bütün sırayı boyunca düz örerek devam ediyoruz. Üçüncü artırmamızı yapacağız. Şimdi yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 2 3 Öne alıyoruz ipimizi, bir artırma yapıyoruz. Tekrar burada buraya kadar 14 ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz, bir artırma yapıyoruz. Burada 2 4 6 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 14 ilmek düz örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıp bir artırma yapıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 Kenar ilmeğimizi örüp sıramızı da tamamlıyoruz. Dönüş sıraları hep aynı şekilde.
Dördüncü artırmamızı yapacağız. Dört ilmek ördük. Bir artırma yapıyoruz. 14 ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Burada 8 ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıp bir artırma yapıyoruz. 14 ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıp bir artırma yapıyoruz. 4 ilmek örüyoruz. Son artırmamızı yapıyoruz burada arkadaşlar. 4 tane artırmıştık. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5.'yi yaparak tabandaki artırmalarımızı bitiriyoruz. İpimizi öne aldık. 5. artırmamızı yaptık. Bir artırma yapıyoruz. 10 ilmek örüyoruz. İpimizi öne alıp bir artırma yapıyoruz. 14 ilmek örüyoruz. Bir ilmek artırdık ve buradan 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördük. Kenar ilmeğimizle örerek artırmalarımızı tamamladık. Bu sırada bütün ilmekleri düz örerek dönüş sıramızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin ön kısmındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası ördük ve patiğimizin tabanını tamamladık. Artırma yerlerinden toplam 20 ilmek artırmış olduk. Şimdi patiğimizin yan duvarlarını öreceğiz. Burada da yine 6 diş haroşa yapacağız. Eksiltme ve artırma yapmadan 6 diş haroşa sırası örüyoruz. 6 diş haroşa sırası örüp gelelim arkadaşlar. İki diş haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Burası ön yüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Örerken ben ilmeklerimi şu şekilde ayırdım arkadaşlar. Şimdi patiğimizin burun kısmını yapacağız. Eksiltmelerimizi yapacağız. Bunun için
Bu kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek ayırdım. Orta kısma da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ayırdım. Burada da yine 22 ilmek. Burası ve burası aynı. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve 22 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek ördük. Şimdi işaretimizi tekrar şişimize takıyoruz. Buradan da 9 ilmek örüp 10. ilmeğe gelince eksiltme yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada eksiltmedik. Burada ilk eksiltmemizi kırmızı işaret koyduğum yerden yapıyoruz. Buradaki eksiltmeyi ön yüzden, buradakini arka yüzden yapacağız. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi 9 ilmek ördük orta kısımdan. 10.'yu sağ şişimde bekletiyorum. İşaretimi şimdilik yere bırakıyorum. Ve bu 22 ilmekten birini de alarak şu şekilde ikisi birlikte ters örerek bir eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Tekrar işaretimi şişime koyuyorum ve dönüyorum. Bu tarafı örmedim. Şimdi buradan ilk ilmeğimi şu şekilde örmeden alıyorum ve burada ilmeklerimi düz örerek öbür başa kadar gidiyorum. Yine 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeğimi şişimde şu şekilde bekletiyorum. İşaretimi yere bırakıyorum. Şimdi ikisini birlikte şu şekilde içinden batarak birlikte düz örerek bir eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Tekrar işaretimi bırakıyorum ve dönüyorum. Burada yine İlk ilmeğimi örmeden bu şekilde alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.'yu bekletiyorum. Şimdi 10. ilmeğimle diğer şişimdeki bir ilmeğimi alıp ikisini birlikte ters örerek bir eksiltme yapıyorum. İşaretimi tekrar takıyorum ve buradan dönerek bu şekilde örmemize devam edeceğiz. Buradan 9 ilmek, buradan da 9 ilmek eksiltiyoruz arkadaşlar. 9 sıra örerek gelelim. Evet arkadaşlar. Ben burun kısmında 9 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diş haroşa sırası ördüm. Hem sağ kenarda hem sol kenarda 9'ar ilmek eksilttim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek kaldı. Burası zaten 10 ilmek. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek kaldı. Şimdi artık burun kısmını tamamladık. Boğaz kısmına geçiyoruz. Şu kısım birebir lastik çalışacağımız kısım. Burayı öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna kadar ördüm. Bu kısmı 2 şişe aktardım şu şekilde. İki ucu şu şekilde bir araya getiriyoruz. Ve dördüncü bir şişin yardımıyla birebir lastik örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi patiğimizin boğaz kısmını öreceğiz.
Bu kısmı bütün halinde öreceğiz, dikişsiz olarak. Şimdi iki ucu şu şekilde bir araya getirdik. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde sıramızı devam ettiriyoruz. İki ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördük. 13. ilmeğimizi sağ şişimize şu şekilde beklettik. Alttaki sıradan hemen şuradan bir ilmek çıkartıyoruz. Ve bu ilmekle şişimizde beklettiğimiz ilmeğimizi içlerinden batarak ikisini birlikte düz örüyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi şu kısımda delikli bir görüntü oluşmaması için. Şimdi tekrar şu kısma gelene kadar birebir lastik çalışmaya devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ördük orta kısımda. 10. ilmeğimizi şişimizde bekletirken alttaki sıradan şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. Şişimizde beklettiğimiz ilmeği de alıyoruz yanına ve ikisini birlikte şuradan şu şekilde batarak düz örüyoruz. 2 tarafta da aynı işlemi yaptık. Şimdi 24 sıra dönerek birebir lastik çalışıp gelelim. 24 sıra lastiğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi fırfırlarını yapacağız. Şu şekilde bir çalışma yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeğimiz düz ilmek. Düz ilmeğimizi ördük. Şimdi hemen iki ilmeğimizin arasından şuradan bir ilmek çıkartıyoruz. Bu düzdü. Şimdi ipimizi öne alıp bunu ters örüyoruz. Ama ilmeği bırakmıyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıp bu ilmeği bir de düz örüyoruz. İki ilmek ördük. Tekrar ipimizi öne aldık. Sıradaki ters ilmeği ördük. İpimizi arkaya aldık. Alt kısımdan bir ilmek çıkarttık. Bunu önce düz ördük. İpimizi öne alıp daha sonra ters ördük, bıraktık. Sıradaki düz ilmeği ördük. Bu şekilde arkadaşlar bir ilmek örüp aradan iki ilmek çıkartıyoruz. Bir ilmek örüp aradan iki ilmek çıkartıyoruz. Burada ilmeklerin ters düz olmalarına dikkat ederek örüyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde aldıktan sonra 8 sıra birebir lastik çalışıp gelelim. Patiğimizin fırfır kısmının örülüşünü bitirdik. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra birebir lastik çalıştık. Şu kısmı bitirdik arkadaşlar. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Bunun için 2,5 numara bir tığ kullanacağım. Şu şekilde ilk önce İlk ilmeğimizi tığımızla şu şekilde örüp çıkartıyoruz. Daha sonra ikinci ilmeğimizi de aynı şekilde örüp birinci ilmeğimizin içinden geçirip kesiyoruz. İlmeğimizi serbest bırakıyoruz. Tekrar yapıyorum. Yine bu ilmeğimizin içinden geçip şu şekilde örüyoruz.
Tığdaki ilmeğin içinden geçirip serbest bırakıyoruz. Örüyoruz. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip serbest bırakıyoruz. Bütün etrafını bu şekilde dolanıyoruz. İlk kestiğimiz ilmeğimizin tepesinden şu şekilde tığımızı batırıp şöyle kaydırma yaparak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şu kısmı yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bu tarafa değil, ters tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi hemen altta şu tepelere batarak şöyle kenar detayını yapıyoruz. Şurada, şuraya batıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. İkisini birlikte kapatıyoruz. Hiç başını falan dolamıyoruz tığımızın. Tekrar batıyorum. Kapatıyorum. Şu her kapattığımız ilmeğin tepesine batarak bu şekilde dolanıyorum. Buraya kadar devam ediyorum. Patiğimizin ön yüzünde yapacağımız işlemleri tamamladık. Patiğimizin tersini çeviriyoruz. Şimdi patiğimizi dikeceğiz. Bunun için yün iğnemize ipimizi geçiriyoruz. Şu burun kısmından başlayarak bu şekilde buraya kadar dikiyoruz. Tekrar uç kısma gelip şu şekilde batarak fazla da sıkmayarak ipimizi çok sıkıştırmadan makine dikişi diker gibi şu şekilde dikiyoruz. Buraya kadar. Dikme işini bitirdim arkadaşlar. İp uçlarını da tığ yardımıyla içinden geçirerek yok ettim. Düz yüzüne geçiyoruz patiğimizin. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi şu kısma. Bunu yapacağız. Bunun için 6 diş haroşa sırası sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya batıyoruz arkadaşlar. Tığımızın yardımıyla ipimizi şu şekilde geçiriyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Daha sonra sıramızı belirginleştiriyoruz. Alt sıraya kaymamak için ipimizin takılı olduğu haroşa sıramızı şu şekilde belirliyoruz. Daha sonra her diş haroşaya batarak şu şekilde her diş haroşaya batarak işlemimizi yapmaya başlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kenar kısımlarını da tamamladık. Ön yüzündeyiz patiğimizin. Şu şekilde kıvırıyoruz. Örme işlemleri bitti. Son aşamadayız. Şimdi bağcıklarını yapacağız. 100 adet zincir çekiyorum arkadaşlar bağcık için. Sıkı olmayacak şekilde 100 tane zincir çekiyorum. Bağcığımın örme işlemini bitirdim. Şimdi patiğimize geçiriyoruz. Tam şuradan arka taraftan da batarak şöyle şu şekilde geçiriyorum. Daha sonra şöyle şu şekilde olacak. Şuraya batıp bu şekilde geçirerek, arka alt kısmından da geçirerek buraya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, bağcıklarını geçirdim. Şu şekilde. Uçlarına birer boncuk geçirdim. Birer düğüm attım şu şekilde. Bağlıyoruz.
Patiğimizin yapılışı bitti. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.